Cengiz Özakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzünün 183. programından iyi akşamlar değerli izleyiciler. Bu program aynı zamanda Milli Mücadelemize Kara Çalanlar serimizin de 16. bölümü. Bu akşam çok önemli bir soruya yanıt verecek Sayın Cengiz Özakıncı. Bir iddia var, özellikle son yıllarda sıklıkla çeşitli mecralarda karşılaşabileceğiniz iddia şu: Fevzi Çakmak Atatürk'ü tutuklatacaktı. Bu doğru bir iddia mı? Bu iddiayı kim gündeme taşıdı? Niçin taşıdı? Hangi dayanakları vardı? Ya da net bir biçimde sormak gerekirse bu iddia doğru muydu, yalan mıydı? Önce buna yanıt vereceğiz bu akşam ama Sayın Özakıncı, siz de sosyal medyada duyurdunuz. Atilla Oral milli mücadelemize ilişkin çok sayıda önemli kitapla, araştırmalarıyla katkıda bulunmuş değerli bir yazarımızı kaybettik hafta içerisinde. Onunla başlasak bu akşam neler dersiniz? Evet, Atilla Oral çok değerli bir hem yayıncı hem araştırmacıydı. Bir süre yayın evlerimiz komşuydu, oradan tanışıyoruz. Mükemmel kitaplar yayınladı. İşgal İstanbul'u, Harrington gibi çok kaliteli kitaplar yayınladı. Ben sosyal medyadan onu bir numaralı görüntümüzü ekrana getirirsek göreceğiz. Evet, bu Atilla Oral kardeşimiz budur. İki nolu görüntüde de göreceğiz onun yapıtlarıyla birlikte anıyoruz diye. Atilla Oral 14 Kasım 2021 yapıtlarında yaşayacak diye andık kendisini. Bizim Tarihin Bilinmeyen Yüzü programlarımızda kendisinin birkaç yapıtını ekrana getirmiştik. İzleyicilerimiz Atilla Oral'ı oradan tanıyacaklardır, hatırlayacaklardır. Şimdi güncel konumuza geçersek, efendim güncel konumuz işte Kazım Karabekir'in Fevzi Çakmakpaşa'ya yönelik bir iddiası. Yani Atatürk'ü Fevzi Çakmak tutuklatacaktı iddiası Kazım Karabekir'in. Önce onu söyleyelim. Ona ait. Evet. Başka hiç kimseye değil. Onun ürünü. Herkes, yani diğerleri Kazım Karabekir'in de dediği gibi diyerek aktarıyorlar. Ama üretici Kazım Karabekir. Şimdi hocam önce şunu söylemek gerekir mi? Yani Kazım Karabekir de bizim için milli mücadelemizde çok son derece önemli katkı sağlamış büyük komutanlarımızdan, saygı duyduğumuz komutanlardan biri. Ama bizim işimiz milli mücadelemize bugün kara çalanların dayanaklarının doğru mu değil mi onu ortaya koymak. Bu noktada eğer Kazım Karabekir'in bir iddiasını dayanak olarak kabul ediyorlarsa ve bu iddia doğru değilse tabii ki bu bizim konumuz olur desek doğru bir cümle kurmuş olur muyuz? Tabii ki Kazım Karabekir bunu 1933'te üretti. Daha önce değil. Yani milli mücadeleden kaç yıl sonra değil mi? Neredeyse evet. 30 yıl sonra üretilmiş bir şey bu. Görelim 1933 yılında 3 nolu görüntümüzü ekrana taşıyalım. 1933 yılında Kazım Karabekir İstiklal Harbimizin Esasları adını verdiği bir kitap yayınladı. Bu kitapta hemen yan sayfada göreceğimiz gibi diyor ki burada henüz mütareke döneminde kendisi İstanbul'dayken Anadolu'ya geçiş tayin yolları ararken diyor ki benim Şark'a gitmekliğim yani Doğu'ya gitmekliğim bir süre ertelendirildi. Büsbütün ortadan kaldırılmasından kaygılanarak esasen benim doğuya gitmeye pek heveskar olmadığımın propaganda edilmesini İsmet Bey'den rica ettim diyor. Ne demek bu? Bu şu demek. Bu şu demek. Ben eğer mütareke dönemi İstanbul'unda Doğu'ya gitmeye can atan bir komutan olarak bir portre çizersem
İngilizler bunun altında bir şey var diyerek benim doğuya gitmeme engel olurlar. İsmet Paşa'dan rica ediyor. Diyor ki benim doğuya gitmeye hevesli olmadığımı propaganda edelim diyor İsmet Paşa'yı. İsmet Albay'a. Fakat burada şu soruyu sormamız gerekiyor. Acaba herkes aynı durumda değil miydi? Kendisi diyor ki Kemal Paşa'ya gittim, haydi doğuya gidelim dedim. O dedi ki hım hım. İsmet Paşa'ya gittim, hadi sen de gel Anadolu'ya dedim. Pek çekimser durdu. Herkesin birbirinden casus olduğundan şüphelendiği bir mütareke döneminde kendine hak gördüğü bir takiyeyi başkalarına hak görmüyor musun diye sormak gerekir. Çünkü Kazım Karabekir'in yazılarında Fevzi Paşa Anadolu'ya geçmekte ayak diredi. Atatürk zaten Anadolu'ya geçmek istemiyordu, zorla geçti. İsmet İnönü de zaten Anadolu'ya geçmek istemiyordu, o da benim ittirip kaktırmamla geçti gibilerinden laflar var. Kendisi Anadolu'ya geçişinin engellenmemesi için Anadolu'ya geçmeye istekli görünmemek propagandası yapıyor da başkaları yapmıyor mu? Onlara hak değil mi böyle bir, kendilerine böyle bir imaj vermek? O soruyu sorarak başlayalım. İşte burada diyor ki işte Fevzi Paşa da dedi ki seni divanı harbe verirler. Yani daha bu kitabının başında Fevzi Paşa'ya kendisinin Anadolu'ya gitmesini engelleyen adam portresi çiziyor. Bu doğru değil. Yine aynı kitabında gelelim 4 numaralı görüntümüze. Bu 4 numaralı görüntümüzde sayfa 147 dipnot da diyor ki burada işte her şey böyle başlıyor. Bu dipnotta diyor ki Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin derdestiyle yani yakalanıp tutuklanmasıyla İstanbul'a sevki, İstanbul'a götürülmesi göreviyle Fevzi Paşa Hazretleri de görevlendirilerek Sivas'a gönderilmişti. Bu ayrıntı Sivas'ta komutanlar içtimağı sırasında görülecektir diyor dipnotta. Yani Fevzi Paşa 1919'un Kasım'ında Sivas'a gelmiş bir heyetle bu heyetin görevi Mustafa Kemal'i tutuklayıp İstanbul'a götürüp İngilizlere teslim etmekmiş. Fevzi Paşa böyle bir görev almış. Bu görevle gelmiş Sivas'a. İddia bu. Bunu diyor şu bölümde göreceksiniz. O bölüm dediği bir sayfa sonra, yani 50 sayfa sonra değil. Ya bir insan bir sayfa sonra gelecek bölüme, bir sayfa önceden, bir sayfa sonra şunu anlatacağım diye bir not koyar mı? Çünkü bir sayfa var arada. Fakat getirelim son işte o ekrana. Hemen bitişikteki sayfada başlıyor efendim dipnotun yanında. Hani diyordu ya Sivas'ta kumandanlar içtima bölümünde anlatacağım Fevzi Paşa'nın bu görevini diyordu ya. İşte evet. Bir sayfa sonra o bölüm geldi ve o bölümde Fevzi Paşa'nın Mustafa Kemal'i tutuklayıp İngilizlere teslim etmek gibi bir tek söz dahi yok. Evet. Bir tek söz dahi geçmiyor. Şimdi nereden efendim, çıkarmış peki? Sayın Kazım Karabekir. Başlayalım anlatmaya. Peki hocam. Olay birazcık da polisiye. Polisiye. Şimdi, polisiye. Dedektiflik. Tamam. Şimdi Kazım Karabekir'in günlüklerine bakıyoruz. O günlüklerde efendim 6 numaralı görüntüyü ekrana taşıyalım. Nerede? Evet. Günlükleri evet bu. Şimdi Fevzi Paşa ile görüşmesi. Evet. İşte burada. Diyor ki günlüğünde bu tarihte Fevzi Paşa Atatürk ölmüş durumda. Kazım Karabekir 1939 Ocak ayında milletvekili oluyor. 1943 seçimlerinde de tekrar kazanıyor.
yine milletvekilliği sürüyor. İşte günlüğünün 25 Mart 1943 Perşembe günü bölümünde diyor ki, öğleden sonra Maraşalı yani Fevzi Çakmak'ı makamında ziyaret ettim. 3'ten 4.30'a kadar yani 1.5 saat sürmüş görüşme. Benim kitapların basıldığını az önce ekrana getirdik ya, yakılan kitabı. İşte o kitabın 1933'te basıldığını damadı Burhan Cahit haber vermiş. Bu yanlış bir soy isim. Burhan Toprak olacak. Burhan Cahit yanılgısı şuradan geliyor. Soyadı kanunundan önce 1933'te Fevzi Paşa'nın damadının soyadı Ümit'ti. Burhan Ümit. Soyadı kanunu çıkınca Toprak soyadını aldı. Burada Karabekir Paşa Burhan Cahit diye Burhan Ümit diyeceğine Burhan Cahit diyor. Sürçmüş olabilir. Bizim de dilimiz sürçüyor. Haber vermiş. Yani yasaklanan kitabı matbaadayken Fevzi Paşa'nın damadı Burhan Bey Karabekir'in kitabının basıldığı matbaada basıldığına tanık oluyor. Matbaanın diğer müşterilerinden biri, çünkü o da bir kitap bastırıyor orada. Bakıyor ki Fevzi Paşa aleyhine laflar var basılan kitapta. Alıyor birkaç numune. Okuyalım. O da kitap bastırıyormuş, görmüş. Almak istemiş. Tembihim üzerine vermemişler. Nedime Hanım vasıtasıyla Fevzi Çakmak'a ait satırların çıkartılmasını rica etmişti. Yani Burhan Toprak damat, eşi vasıtasıyla basılmakta olan kitaptan Fevzi Çakmak'a ait satırların çıkartılmasını rica etmişti. Ben de çıkartmıştım diyor Karabekir. Ben de çıkartmıştım. Fevzi Paşa'nın anlattığına göre Burhan Cahit yani damadı bu kitabın basıldığını marif vekaletiyle yani Milli Eğitim Bakanlığı'yla diğer iki makama, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı olacak, yazmış. Mustafa Kemal Kazım Özalp'ın düğününde herkesin içinde Burhan Toprak'a demiş, seni mahf da ederim ihyada. Doğru söyle bakalım. Karabekir'in kitaplarının basıldığını kimlere haber verdin? O da Burhan Bey de efendim marif vekaletine ve diğer iki makama demiş. Peki Fevzi Paşa'dan Karabekir'e kim ne haber götürdü diye sıkıştırınca karısı, Burhan Bey'in karısı ki Maraşal'ın vefat etmiş olan kızı, vaziyeti kurtarmak için paşam ben fena hastalandım, kocama müsaade edin beni götürsün deyip Mustafa Kemal de peki diyerek işi burada kesiyor. Sonra kitabı Fevzi Paşa'ya da okumuş, okutmuş. Fevzi Paşa müsaade edin istediğini yazsın demiş. Yani Karabekir'e izin verin istediğini yazsın demiş. Mustafa Kemal ısrarla Fevzi Paşa ile benim aramda aracılık rolünü yapanı aramış. Burhan Toprak'ı da çok sıkıştırmış. Fevzi Paşa İsmet Paşa mıydı diye sordu. Dedim Nedime Hanım'dı. İsmet'le suikasti haber aldıktan sonra görüştüm diyor. Suikast dediği kitabının yakılması. Evet. Şimdi demek ki Fevzi Paşa'nın Mustafa Kemal'i tutuklamak üzere 1919 Kasım ayında Sivas'a görevli olarak geldiği iddiası, Kazım Karabekir'in 1933'te basımı sırasında el konulup yakılan kitabında ilk kez dile getirilmiş. Fakat az önce okuduğumuz gibi Kazım Karabekir'in günlüğünden olay fark edilmiş ve Fevzi Çakmak'la ilgili satırların çıkartılmasını, Fevzi Çakmak çıkart onlar o satırları oradan demiş. O da emrin olur peki demiş. Şimdi tabii burada aralarında ne geçtiğini mesela şöyle demiş olabilir. Fevzi Çakmak şunu söylemiş olabilir Karabekir'e. Sen nereden uyduruyorsun bunları da demiş olabilir.
itirazsız çıkarttığına göre, değil mi o satırları? Ben onu savundum demiyor. Çıkart dedi, çıkarttım diyor. Ben öyle biliyordum demiştir en fazla. O da doğru değil demiştir. Çıkarmıştır yani. Yani aralarında en böyle mantıklısı konuşma bu. Geçmiş Çünkü olabilir. eğer gerçekten onun doğru olduğuna inansa Kazım Karabekir de Orada inatçı bir adam, direnir orada. direnir. Yani yapısı gereği ben eğer... Neden? Çünkü yıl 1942. Artık Atatürk dönemi değil. Atatürk de yok, evet. Kendisi de milletvekili konumunda artık. Dolayısıyla savunulacak bir yanı olsaydı o çıkart dediği satırların, savunur bırakırdı orada. Hocam yeri gelmişken çok sayıda izleyicimiz gerek sosyal medyada gerek YouTube'daki videoların altına şunu yazıyorlar. Kısaca yorumunuzu merak ediyorum. Özellikle Atatürk öldükten sonra bu iddialar, bugünün yalanları özellikle Atatürk öldükten sonra ısıtılıp piyasaya sürülüyor. O dönemde de malum İsmet İnönü çok güçlü. Neden bunların hiçbirine cevap vermiyor sizce? Onu bir Muhatap dahaki mı almıyor? programımızda işleyeceğiz. Öyle mi hocam? Çok İsmet İnönü cevap vermemiş değildir. Bir dahaki programımızda kalsın. Çok çok iyi. Çok iyi çünkü çok çok insan merak ediyor. Ben de dahil. Evet. Çok insan merak ediyor bu konuyu. Yanlış bir bilgi cevap vermediği. Peki. Fakat Cumhurbaşkanı konumunda olan bir insan şahıs adı anarak muhatap alamaz. Muhatap almıyor. Sadece kendisine yapılan isnadı o isnatla ilgili bir beyanatta bulunarak o kişinin adını anmadan yanıt verir. Tamam. İsmet Paşa böyle yanıt vermiştir. Sürprizimiz olsun gelecek programa. Çok güzel. Sağ olun hocam. Buyurun. Şimdi Kazım Karabekir'in günlüğünü okumaya devam edelim. 7 numaralı görüntümüz ekrana gelsin. Efendim burada bakın 13 kaç 18 Kasım 1942 diyor ki burada mecliste İçişleri Encümeni'nde Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'le İstiklal Harbi hakkında yazılan yalan yanlış eserler hakkında görüştüm. Hala neden devam ediyor dedim. İsmet İnönü'nün ihtarıyla uyarısıyla yeniden İnkılap Enstitüsü'nce yazılacakmış. Neye dayanarak yazacaklarını sordum. Nutukla Cumhuriyet'in 15. yılındaki yayınlara dedi. Sordum, benim yakılan eserimi işittiniz mi? İşittim, okumak isterim. Sizde kaldı mı dedi. Kaldı fakat bugün veremem. İnönü'nde de olmalıdır. Oradan alınız. Şunu da söyledim ki ben ismimden bahsedilmemesinden değil, olayların yanlış yazılmasından, her şeyi Atatürk'e atfedilmesine kızıyorum. Çünkü bu biçimde gençliği bugün avare düşünceli yaptık, mabut mabut diye. Atatürk'ün ilahlaştırıldığını ifade ediyor ve diyor ki, yeniden yazılacak olan devrim tarihine kendi görüşlerinin sokulmasını istiyor. Yakılan kitabı alınacak, örnek alınacak. O yakıl Atatürk döneminde yakılan kitabındaki her şey doğru kabul edilerek yepyeni bir devrim tarihi, İstiklal Savaşı tarihi yazılacak. Karabekir Paşa'nın isteği bu. 8 numaralı görüntümüzü ekrana getirelim. 13 Ocak 1944 Perşembe. Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak dün akşam yaş haddinden emekli olmuş. Yerine Kazım Orbay geçti diyor. Böylece bakalım Fevzi Paşa öldükten sonraki işlerine bakalım. 9 numaralı görüntüyü ekrana getirelim. Karabekir'in günlüğünün 18 Temmuz 1944 günlü yazdıklarından okuyorum. İşte öğleden önce meclis 2 Ağustos'a kadar tatil olundu. Başbakan ve meclis başkanı ile görüştüm. Ramiz'den 1332 ihtiyatları namına vasıtamla Cumhur Reis'ine mektubu anlattım. Ve mektubun zarfıyla başvekile, başbakana verdim. Devam ediyor. İstiklal Harbi fikrinin benim tarafımdan ileri atıldığını ve Mustafa Kemal'in zaferden sonra hilafet ve saltanatı almak, kendisi halife ve saltanat
sultan olmak arzusunun önüne, Doğu ve Batı cephesi kumandanları sıfatıyla benim İnönü'nün geçtiğimiz İnönü'den araştırılmasını Saracoğlu'na söyledim diyor. Yani yeni yazılacak İstiklal Savaşı tarihinde Önder'in Kazım Karabekir olduğu, onun başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı, Mustafa Kemal'in ise halife ve sultan olmak istediğini yazacakmışız kitaplara. Bunu istiyor. Devam edelim. 10 numaralı görüntümüzü ekrana alalım. Burada da diyor ki 3 Ocak 1945 günlüğünde meclisten sonra Anayasa Encümeni'ne giderken Milli Eğitim Bakanı'nı gördüm. Milli Eğitim Bakanı'nın kabul ettiği tarih dersinin basılmadan İnönü tarafından görüldü mü diye sordum. Evet, bir kısmını gördü dedi. Başı da sonu da içi de yalan, yanlıştır. Bilim değil, politika hakim olmuş. Ortada yayınlanmasına engel oldukları eserim de var dedim. Yani 1933'teki eserim var. Eser üzerinde hataları gösteriniz, tahsiye edelim dedi. Yani basılan tarih kitabı üzerine reddediyor. Politika egemen bunda diyor. Benim yakılan 1933'te yazıp yakılan kitabım esas alınarak yeni bir tarih yazılsın diyor. 11 nolu görüntümüzü ekrana alalım. 26 Mart 1945. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İnkılap Enstitüsü Başkanı Enver Ziya Karal'a Tarih Fakültesi'nde İstiklal İnkılabımız hakkında bir konferansımı verdim. Hakikatleri yeni öğreniyorlar diyor. Yani çekmiş karşısına Milli Eğitim Bakanı'yla İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Enver Ziya Karal'ı, oturtmuş onları karşısına. Demiş ki yalan yanlış tarihler yazılıyor, yayınlanıyor. Doğrusunu ben size anlatayım diye başlıyor. Birinci konferansını bu iki kişiye, birinci konferansını 25 Mart 1945'te veriyor. Aynı sayfada aşağıda 30 Mart 1945 günü var. Burada da diyor ki öğleden sonra 4 ve 8 arası 4 saat yani Tarih Kurumu'nda Maarif Bakanı yani Hasan Ali Yücel ve İnkılap Enstitüsü Reisi yani Enver Ziya Karal'a İstiklal Harbi hakkında ikinci konferansı verdim. Evet, tarihi değiştirme çabaları sürüyor Kazım Karabekir'in. Bu birinci toplantıda ne konuşulmuş? 12 nolu görüntüyü ekrana getirelim. Hasan Ali Yücel, Kazım Karabekir'le yaptığı toplantıları özetle raporluyor her görüşmeden sonra. İşte bu birinci ve ikinci toplantıyla ilgili olarak 12 nolu görüntümüzde 27 Mart 45 günü tuttuğu şey var, kayıt var. Efendim, evet işte bu. Altta 2 nolu maddede diyor ki General Kazım Karabekir kendisinde mevcut vesikalarla bunlara benzerlerinin neşredilmedikçe Türk İnkılap tarihinin doğru olarak yazılamayacağını söyledi. Sayın Vekil bu düşünceye şöyle cevap verdi diyor. Bir tutanak. Yani kendi istediği gibi yazılacak. 13 nolu görüntüyü ekrana getirelim. Bu da Kazım Karabekir'in günlüğünde söz edildiği ikinci toplantının özet toplantı tutanağı. Burada da bakın ne diyor. Daha diye başlayan paragrafta 30 Mart 1945 Cuma. Daha Samsun'a ayak basar basmaz Fevzi Paşa'nın yaverleri Mustafa Kemal'in ve Kuvve-i Milliye'nin aleyhinde propagandaya başlarlar. Kazım Karabekir bunu anlatmış Milli Eğitim Bakanı'na. Bunun üzerine Mustafa Kemal Fevzi Paşa'yı vurdurmaya, öldürtmeye teşebbüs eder.
Fakat Karabekir aracı olur, yatıştırıcı teklifte bulunur. Fevzi Paşa'yı davamıza kazandırmak hususunda çalışmalara başlar. Kim? Karabekir. Atatürk öldürtecekmiş Fevzi Paşa'yı Sivas'ta. Fevzi Paşa dur dur yapma yapma deyip önüne geçmiş. Hatta bu hususta Fevzi Paşa ile birçok toplantı yapmış Kazım Karabekir. Fevzi Paşa bir defasında şöyle kanaatini belirtmiş. Mustafa Kemal başarılı olursa önce seni astıracak der Karabekir'e Fevzi Paşa. Kazım Karabekir bu görüşe önem vermez ve iki tarafı uzlaştırmak için çalışmalara devam eder. Hemen yandaki sayfada, bitişiğindeki sütunda bu ikinci toplantıda bunlar konuşuluyor. Evet. Kazım Karabekir, ben İstiklal Savaşı'nda yaptıklarımı gösteren bir eser yazmıştım. Bunda Fevzi Paşa'nın aleyhinde gibi görünen bazı bilgiler vardı. Burhan Toprak matbaada eserimi basılırken görmüş. Kayınbabasına söylemiş. Yani Fevzi Paşa'ya. O da bir miralay albay vasıtasıyla bana müracaat etti. Aleyhindeki sayfaları çıkarttım. Bu olay kitabın çıkmasını geciktirdi. Mesele Atatürk'e de yansıdı. İşte bir gün Mahmut Siirt ve Kemal Rıza Eren matbaayı bastılar. Kitapları Hürriyet-i Ebediye civarında kireç kuyularında yaktılar. Keyfiyeti protesto ettim. Fakat bir netice çıkmadı. Ben kitap kurtarabildim demiş ikinci toplantıda. Kime? Enver Ziya Karal, İnkılap Tarihi Kürsüsü Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'e bunları anlatmış. Demiş ki bunlar girsin şeye. Yani Kazım Karabekir'in yazılmasını istediği tarihe göre biz şunu okuyacaktık. Mustafa Kemal Sivas'a gelen Fevzi Paşa'yı vurdurtmak istedi. Fakat Kazım Karabekir araya girip Fevzi Paşa'yı kurtardı. Fevzi Paşa da aslında Mustafa Kemal'i yakalayıp İngilizlere teslim edecekti. Kazım Karabekir diller dökerek Fevzi Paşa'yı milli mücadeleye kazandı. Bunlar yazılacakmış kitaba. 14 numaralı görüntümüzü ekrana getirelim. 7 Nisan Cumartesi 3. konferansım diyor. Daha önce iki anlatmıştı. 9 Nisan 1945 Pazartesi İnkılap Enstitüsü'nde Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve Enstitü Başkanı Enver Ziya Karal'a 4. konferansımı verdim ve sorularına cevap verdim. 4. konferansta sözlerimi bitirdim ve 3 belge verdim. Mustafa Kemal'in sulh istemesi, askeri plan ve benim Hileyti Temsiye şehadetnamesi fotoğrafları diyor. 15 numaralı görüntümüzü ekrana getirirsek bu 3 ve 4. toplantılarla ilişkin Hasan Ali Yücel'in tutmuş olduğu özet tutanak da 15 numaralı görüntü budur. 2-4-1945 tarihli bir tutanak. Ondan sonra 16 numaralı görüntüyü ekrana getirelim. Burada da aynı şekilde diyor ki Maarif Bakanı sağda, Maarif Bakanı Sayın Hasan Ali Yücel, General Kazım Karabekir ve Enver Ziya Karal arasında 4. toplantı. 9 Nisan 1945. Diyor ki Mustafa Kemal Anadolu'ya kendi arzusuyla gitmiş değildir. Kazım Karabekir diyor. Onu İstanbul'da görmek istemeyenler vardı. Onlar tarafından uzaklaştırılmak amacıyla Anadolu'ya gönderildi diyor. Bunlar yazılmalıymış tarih kitabına. 17 nolu görüntüyü ekrana getirelim. Yine Kazım Karabekir'in günlüğünden 7 Haziran 1945 tarihli günde yazdığı
Devrim Tarihi Enstitüsü Yönetim Kurulu toplantısında benim verdiğim belgelere teşekkür olunmuş diyor. 18 numaralı görüntüyü ekrana getirelim. 11 Haziran 1947 Çarşamba günlü günlüğünde bugün Vatan, Son Posta, Cumhuriyet, Gece Postası gazeteleri Meşale Mecmuası'ndan naklen. İstiklal Harbi'nde Atatürk olmasaydı Karabekir'le bu işi yapabilirdik tarzındaki yazıyı ele alarak bu nasıl olur diye hayret beyan ediyorlar diyor. Kazım Karabekir'i Atatürk'ün yerine geçirme basında çabaları oluyor. Çünkü artık Kazım Karabekir artık iktidarda. Atatürk döneminde değil, milletvekili, meclis başkanı falan. Şimdi 1947'de de aynı şekilde basında bir Karabekir propagandası devam ediyor. Bunların başını Cemal Kutay Millet Mecmuası'nda çekiyor. 1948-47'den 48'e kadar, ölene kadar Millet Mecmuası'nın, haftalık Millet Mecmuası'nın her sayısında Karabekir'in bakir hatıraları falan diye yayınlar yapılıyor. 19 numaralı görüntümüz işte Cemal Kutay'ın o yayınlarından biridir. Orada da 22 Nisan 1948 tarihli Cemal Kutay'ın dergisinde diyor ki ölmüş artık Kazım Karabekir. Öldükten sonra devam ediyor hatıratlarına. Rahmetli Karabekir'in gerçek bir vatan hizmetinde geçen hayatına ait bakir hatıralar yine yayınlanmamış belgelerle tamamlanarak devam edecektir. İspat etmek istiyoruz ki Milli Kurtuluş Hareketi milli şuurun, bilincin eseridir ve Karabekir bu davada büyük hizmetlerin temsilcisidir diyor. Devam ediyoruz. Şimdi bir toparlama yapalım. Bu şimdiye kadar anlattığımız belge ve bilgiler, sunduğumuz belge ve bilgilerin özetle Kazım Karabekir Paşa'nın 1933'te yazmış olduğu İstiklal Harbimizin esasları yakılmış olan o kitabından başlayarak bir numara Atatürk, iki numara İsmet İnönü, üç numara Fevzi Paşa'ya, üçünü birden hedef alan, onların kamuoyundaki saygınlığını hedef alan, onların lobut gibi tümünü devirip yerine kendisini sağ koluna da Ali Fuat Cebesoy'u, sol koluna da efendim Refet Bele'yi falan alarak başka bir triumvira kurmak arzusuyla yanıp tutuştuğu, bu uğurda tarih kitaplarını bile, inkılap tarihi, devrim tarihi kitaplarını bile değiştirip kendi istediği şeylerin o kitaplara sokulmasını, hatta verdiğinin şöyle, kendi yazdığı kitap üstüne Milli Eğitim Bakanlığı dense, yayınlansa ve müfredata alınsa çok mutlu olacak. Fakat doğru mu olacak? Mustafa Kemal'in Fevzi Paşa'yı Sivas'a geldirdiğinde öldürtmeye çalıştığı doğru mu? Neye dayanıyor? Laf ötesinde başka bir dayanak var mı? Mevcut değil. Fevzi Paşa'nın Sivas'a Mustafa Kemal'i yakalayıp götürüp İstanbul'da İngilizlere teslim etmek için gelmiş olduğu neye dayanıyor? Karabekir söyledi. Başka bir dayanağı var mı? Mevcut değil. Ama bu görüşü çürütecek çok delil var. Şimdi göreceğiz. O zaman onu ikinci bölümde görelim hocam. Bölmeyelim. Olur. Bir kısa ara verelim. Aranın ardından ikinci bölümde doğru muydu, değil miydi, bu iddialar neden... Azıcık anlıyoruz tabii Kazım Karabekir'in bu iddiaları neden o dönemde gündeme taşıdığını siz de ifade ettiniz. Daha net anlamak üzere kısa bir ara rica edelim değerli izleyicilerden. Aranın ardından karşılarında olacağız.
Cengiz Özakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzünün ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. Kazım Karabekir Paşa'nın Fevzi Paşa'ya yönelik iddialarını gündeme taşıdık ilk bölümde. Bu iddialar ne kadar doğruydu? İkinci bölümde buna ilişkin Sayın Özakıncı'nın o titiz araştırmaları sonucu ortaya çıkardığı belge ve bulguları göreceğiz. Ama önce sevgili hocam, şimdi izleyicilerimizin muhakkak merak edeceği, dikkatini çektiği bir konu Kazım Karabekir'in 1933'te yazdığı kitabın yakılması meselesi. Yani sonuç olarak Kazım Karabekir bir kitap yazmış ve bu kitaba tepki çok sert olmuş. Kitabın yakılmasıyla sonuçlanmış. Ne dersiniz buna ilişkin? O kitap elimde. 1933 yılında yazılmış Fevzi Paşa tarafından, yayınlanmak üzere matbaaya verilmiş ve forma forma basılmaktayken, az önce günlüğünde de kendisinin anlattığı gibi Fevzi Paşa'nın damadı görür, ilgili bölümleri Fevzi Paşa'ya ulaştırır ve o bölümlerin çıkartılması istenir. Karabekir de o bölümleri çıkartarak kitabın basımını sürdürür. Fakat daha başka duyumlarla İçişleri Bakanlığı işe el koyar, Emniyet Müdürlüğü işe el koyar, kitap toplanır, henüz piyasaya çıkmadan matbaada el konur ve yakılır. Bunu başlı başına bir program konusudur. Bunu isterseniz bir sonraki programlarımızda ne, neden, niçin, nasıl, kim, bu soruların cevabını içeren Fevzi Paşa, Karabekir Paşa'nın Yakılan Kitabı başlıklı bir programda ayrıntılarıyla anlatalım. Çok Çünkü bu güzel konuda olur hocam. Çok Aynen. Sömürülmekte. Aynen öyle. Fakat şimdi şunu yapalım. Birinci bölümde 1948'e kadar geldik. Evet. 1948'de Karabekir Paşa vefat etti. Soru şu: madem 33'teki kitabı yakıldı, madem günlüğünde de gördüğümüz gibi o kitaptaki görüşlerin ders kitaplarına girmesi için Milli Eğitim Bakanı'yla, İnkılap Tarihi Kürsüsü Başkanı'yla toplantının üstüne toplantılar yaptı. Yapılan tarih kitaplarını beğenmedi, eleştirdi. Soru şu: 1933'te yakılan kitabınızı Sayın Karabekir, 1939'da iktidara geldiniz. Hani 1933'te muhalefetteydiniz. 1939'da iktidara geldiniz. Milletvekili oldunuz, meclis başkanı oldunuz. Hatta karşınıza Milli Eğitim Bakanı, gel bakayım buraya, çocuk gibi oturtup onlara konuşmalar yaptınız. Değil mi? Soru: 1939'dan 1948'e kadar 9 yıl boyunca yakılmış olan o kitabınızı niçin bastırmadınız? Kendiniz kendi adınızla. Bu soru önemli bir soru. Değil mi? Bunun da nedenini yine yakılan kitap konulu sonraki programımıza hocam, bırakıyoruz. İktidara geldiniz dediniz ya. Yani asıl da Atatürk öldü. Asıl başat, yani iktidar sonuç olarak, yani CHP var yine iktidarda. İsmet İnönü Cumhurbaşkanı. Evet, Kazım Karabekir de meclis başkanı. İktidarda evet. Mı saymak gerekir? Tabii. Önemli, tabii. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Neden o dönemde, 9 yıllık o dönemde basılmadı? Basılamadı, evet. Ya da bilmiyoruz. Çünkü basılsaydı 1938'de Atatürk ölür ölmez Tan gazetesine verdiği bir demeçten dolayı üniversite gençliği ayaklanıp Tan gazetesini basmışlardı. Bu adam ne diyor diye. Onları da Konjektürü anlatırız. bulamadı yani. Tamam. Onları da anlatırız. Tamam, çok önemli o da. O demek ki önemli bir hepimizin, ben de dahil, bizim izleyenlerimizin merakla beklediği bir program olacak o hocam. Evet. Buyurun. Buyurun. Şimdi sıra 1948'de
Kazım Karabekir'in vefatından sonra Fevzi Paşa da 1950'de vefat etti. Ondan sonra ne oldu? Hani Fevzi Paşa Sivas'a geldi, Mustafa Kemal'i tutuklayacaktı ama Karabekir vazgeçirdi iddiası. Ondan sonra ne oldu? Bu iddiayı ortaya atan Kazım Karabekir öldü. Hakkında suçlama yapılan Fevzi Paşa da öldü 1950'de. 51'de hemen o yakıldı denilen kitap tekrar basıldı 1951'de. Bu kitap piyasaya dağıldı. Efendim. Hemen arkasından bir yıl sonra Falih Rıfkı Atay Dünya Gazetesi'ni çıkartmaya başladı. Ve Dünya Gazetesi'nde dizi olarak yazdığı Çankaya üst başlığı altında dizi olarak yazdığı yazıları Çankaya diye bir kitapta topladı. Bu ekranda gördüğünüz Çankaya kitabının 1961'de yapılmış olan ilk basımıdır. O ilk basım pek bulunmaz. İlk basımla ikinci basım, 69 basımı karşılaştırmalı olarak inceliyorum. Pek çok değişiklikler tespit ettim. İşte bu 1952'de yazdığı köşe yazılarından birini ekrana getirelim. İşte bu Çankaya kitabından. Hocam 69 yani Atay'dan sonra değil mi? Yani ilk basımda var, ikinci basımda var mı Fahri Rıfkı Atay? Öldükten var. Sonra yani var mı var. İkinci dedi? Var. O zaman yine konjektür Fahri değişiyor Rıfkı bu. Atay, Fahri Rıfkı Atay 1952 yılında ölmüş olan Fevzi Paşa'nın ardından Fevzi Paşa'yı gerici, yobaz, devrim düşmanı, milli mücadeleye inanmayan, ne kadar kötülük varsa şahsında toplamış bir adam olarak sunan bir köşe yazısı yayınlıyor. Ve bunu kitabında görüyoruz. Bakın ne diyor orada. Evet. Diyor ki, ekrana getirelim 21 nolu görüntüyü. Evet. Şimdi rahmetli Kazım Karabekir'in bir hatırasını dinleyiniz. Kazım Karabekir bu hatırayı 1946'da İstanbul Milletvekili seçildiği zaman Vali Lütfi Kırdar ve yanındakileri anlatmıştır. Fevzi Paşa dindar tanınmış, iyi konuşur, halk için pek cazibeli bir şahsiyet idi. Sivas'a kadar bir hayli tesir yaparak gelmişti. O vakitler şahsi itibarından başka hiçbir kuvveti olmayan Mustafa Kemal bu yolculuktan kuşkulandı. Fevzi Çakmak'ı daha fazla dolaştırmayarak İstanbul'a geri göndermesini Kazım Karabekir Paşa'dan rica etti. Kazım Karabekir Fevzi Çakmak'a seyahatinin faydasızlığını söyleyerek birlikte doğuya doğru yola çıkmışlar. Yolda Fevzi Çakmak Kazım Karabekir'e "Sen vatansever bir askersin. Eğer Mustafa Kemal itaat etmezse onu padişah ve halifenin hükümetine teslim etmez misin?" Demiş. Böyle devam ediyor. Bu 6 sayfalık aşağı yukarı bir bölüm. Fevzi Çakmak'ın, bakın ne diyor altta. Fevzi Çakmak devletin vazifenin adamı idi. Muhafazakardı. İnkılaplardan hiçbirinin taraflısı olmadığını bilirdik. Genelkurmay başkanlığından ayrılıncaya kadar eski yazıyı kullanmıştır. Atatürk belli başlı inkılap karar, devrim kararlarını verdikten sonra bir defa pek sevdiği Diyanet İşleri Reisi Hoca Rifat Efendi'yi çağırıp onu tatlı dille kanaatlendirir, sonra şimdi Maraş'a da giderim filan der diyor. Yani bu yazıda Falih Rıfkı Atay'ın bu yazısı tanıdığımız, bildiğimiz bütün devrimlere kol kanat germiş olan, hilafetin kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, Atatürk'ün cumhurbaşkanı olarak seçilmesi, hilafetin ve saltanatın ilgası kaldırılması, saltanatın ve yüzelliliklerin yurt dışına sürülmesi, yazı devrimi, dil devrimi, tarih devrimi, ezanın Türkçe okunması, hutbenin Türkçe okunması,
kılık kıyafet devrimi, şapka devrimi gibi bütün devrimlerde olur vermiş olan bir Genelkurmay Başkanı'nı bütün devrimlere karşı çıkmış olarak gösteren bir yazı yazmak iyi niyetle yorumlanabilecek bir durum değil. Fakat biz bunu şunun için aktardık. Kazım Karabekir'in 1933'te yakılan kitabında ortaya attığı Fevzi Paşa'ya yönelik suçlamanın bu iki insan öldükten sonra da misyonerleri olup yaymaya devam ettiklerini anlatmak için bunu, bu örneği verdik. Bundan sonra yayılma yine devam etti. Bu defa da 1953'te Ali Fuat Cebesoy Vatan Gazetesi'nde dizi olarak devam eden Milli Mücadele Hatıralarını 1953'te kitaplaştırdı. Ali Fuat Cebesoy'un bu kitabı ekrana getirelim 22 no'lu görüntümüz olarak. Burada 1953'te kırmızıya aldığımız bölümde bakın ne diyor Ali Fuat Paşa. Fevzi Paşa Sivas'a niçin gelmişti? 25 Kasım 1919'da Cafer İlhami Bey'in riyasetinde başkanlığında bir heyet, kurul Amasya'dan Sivas'a gelmişti. Aralarında Fevzi Paşa, rahmetli Mareşal Fevzi Çakmak da vardı. Müzakerelerimizin, görüşmelerimizin en hararetli bir günündeydik. Kurulun bu ani ziyaretine bir anlam verememiş olmakla beraber iyi de karşılamamıştık. Aynı gün Kazım Karabekir Paşa Fevzi Paşa ile konuşmuştu. Rahmetli Karabekir'in daha sonra bana anlattığına göre, tekrar ediyorum, rahmetli Karabekir'in daha sonra bana anlattığına göre Fevzi Paşa geliş nedenlerini şu cümlelerle açıklamış. Demiş ki Fevzi Paşa Kazım Paşa'ya, Mustafa Kemal ve Ali Fuat Paşalar muhteris, ihtiraslı ve menfaat çıkar düşkünüdürler. Yalnız sana dayanıyorlar. Şunu iyi bil ki eğer Mustafa Kemal Paşa başkanlığa geçerse ilk işi seni ortadan kaldırmak olacaktır. Bu hususta tanıdığın bazı kimseler hatta en güvendiğin İsmet Bey, İsmet İnönü ile Samsunlu Şefik Bey de bu kanaattedirler. Mustafa Kemal ve Fuat Paşaları tutuklayıp götürmek vazifemdir. Kendilerini tutuklayarak İstanbul'a götüreceğim. Sen mani olma. Kazım Karabekir Paşa, Fevzi Paşa'nın bu sözlerinden çok etkilenmiş, üzülmüş. Milletin kurtuluşu uğrunda her tehlikeyi göze alarak ortaya atılan arkadaşlarının tutuklanmasına razı olmayacağını, bu gibi tahribat ile uğraşılarak Türk milletinin ölümünü tesir etmektense kendisinin de bir an evvel, yani Fevzi Paşa'nın da bir an evvel Anadolu'ya gelip saflarımıza yer almasını rica etmiş ve paşayı inandırmaya, iknaya başarmıştı ikna etmeyi. Fevzi Paşa durumu anlamış, verilen görevi yerine getirmekten vazgeçmiş. Yani Kemal Paşa'yı tutuklayıp İstanbul'a götürmek görevini yerine getirmekten vazgeçmiş. Bizimle de konuştuktan sonra İstanbul'a dönmüştü diyor Ali Fuat Paşa. Bunu Ali Fuat Paşa kendisi söylemiyor. Hı hı. Kazım Karabekir onu çekmiş bir köşeye, böyle böyle oldu demiş ve anlatmış. Yani 1933'te yakılan kitabındaki anlattığı, ortaya attığı iddiayı Ali Fuat Paşa'ya da aşılamış. Gelelim Ali Fuat Paşa bunu işte açıkladıktan sonra kitabında bu oradan alınarak artık başkaları da onu kaynak göstererek başlıyorlar yaymaya. Cemal Kutay. Evet. Cemal Kutay'ın bu kitabı Tarih Konuşuyor. Fevzi Çakmak Atatürk'ü tevkif edecekti. İmza Cemal Kutay. Tarih 1956. Bunun 54. sayfası, yani 24. görüntüde
Bu kitabın içinde az önce Ali Fuat Paşa'nın kitabında okuduğumuz alıntı aynen burada mevcut. Artık yayılma başladı. 25 no'lu görüntümüzü ekrana getirelim. Bu Kazım Karabekir'in ölümünden sonra kızları tarafından yayınlanan, 1960'ta yayınlanan İstiklal Harbimiz adlı bin küsur sayfalık kitap. İşte bu kitaptan, kitapta yazılanları 26. sayfayı ekrana getirelim. Burada 1960'ta Fevzi Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa hakkında fikirleri diyor solda. Başlıyor anlatmaya. Az önce anlattıklarının tamamını bu kendisi ölümünden sonra kızlarınca yayınlanan kitabında ekranda görüyoruz. Ve 27. sayfayı da ekrana getirelim. Okumayalım çünkü tekrar olacak. Aynı şeyleri söylüyor. Fevzi Paşa Sivas'a geldi. Mustafa Kemal'i tutuklayıp götürecekti. Ben mani oldum diyor. Özetin özeti bu. Şöyle yapalım. 1968'de yine Cemal Kutay piyasaya çıkıyor. Şu 27 no'lu görüntüyü ekrana getirelim. Orada işte bu tarih sohbetlerinin 7. cildi 1960 Şubat 1968'de yayınlanmış. Burada 28 no'lu görüntüyü ekrana getirelim. Burada Fevzi Çakmak'ın ikinci başkanlığını yapmış olan Asım Gündüz Paşa'nın anıları tefrika edilmeye başlıyor bu dergide. İlk işte Şubat 1968'de ilk bölüm diyor ki Kurmay Başkanı Asım Paşa ölüm kalım Sakarya'sını saklı iç yüzüyle anlatıyor diye başlıyor. Efendim hemen bu sayıda bu hatıratı kimin kaleme aldığını görüyoruz. 29 no'lu görüntüyü ekrana getirirsek Cemal Kutay'ın dergisinde 6 bölüm olarak yayınlanacak olan bu Asım Gündüz'ün, General Asım Gündüz'ün hatıratını solda göreceğimiz üzere Albay İhsan Ilgar'a diyor yaşadığım devirlere ait hafızamda kalanları sohbet esnasında anlattım diyor. Şimdi bu anılar 6 sayı sürdükten sonra sona eriyor. Son sayı şöyle görelim. 30 no'lu görüntü. Son sayının yayınlandığı dergi. Yani Asım Gündüz'ün hatıratının son bölümünün yayınlandığı dergi. Tarih sohbetleriydi ilk 3 sayısı. Son 3 sayısı sohbetler diye değişti derginin adı. Şubat 1969'da son söz şudur diye bitiriyor. Ha. Asım Gündüz bütün bu Cemal Kutay yayınları sırasında hayatta. 1970'te ölüyor Asım Gündüz Paşa. 1970'te öldükten sonra 68-69'da yayınlanan hatıratın kaleme alıcısı olan Albay İhsan Ilgar hatıratı doğutturuyor. Bizde hatıratlar doğar. Yani hatıratı kaleme alan kişi, hatıratı anlatan kişi öldükten sonra hatıratı anlatan kişiyi öldükten sonra konuşturmaya başlar. Yani sizin hatırat doğurdu şeklinde. Nasrettin Hoca fıkrası gibidir yani bu. 1973'te İhsan Ilgar ticari kaygı mı var yoksa siyasi kaygı mı hocam bunun siyasi, genel olarak? Bunların tamamı siyasi parti faaliyeti. İhsan Ilgar tarafsız bir bilim adamı falan değil. Tevfik Bıyıklıoğlu'nu parlatan kişi. Anladınız. 31 no'lu görüntüyü ekrana getirelim. Tevfik Bıyıklıoğlu da Üçler Meclisi. Şimdi, oradan hatırlasın izleyicilerimiz. Evet. Burada
Az önce gösterdik ya hatıratın 1969'da yayınının bittiğini, 1970'te Asım Gündüz Paşa'nın vefat ettiğini söyledik. 1973'te yani Asım Gündüz vefatından sonra hatıra anlatmaya devam etti. Diyor ki burada güya Asım Gündüz Paşa İhsan Ilgar'a şöyle anlatmış. Demiş ki Ali Fuat Paşa hatıralarında böyle konuşmadan bahsediyor mu? İnsanlar söylenecek, söylenmeyecek, yazılacak, yazılmayacak şeyleri bilmeli demiş Fevzi Çakmak Asım Gündüz'e. Asım Gündüz de İhsan Ilgar'a anlatıyor. Fevzi Çakmak böyle dedi diye. Ne demiş bakalım Fevzi Çakmak Asım Gündüz'e? Ben gizli bir emir almıştım. 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa ile 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa Cebesoy'dan Anadolu'da beliren milli hareketleri, Reddihil Hak ve Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetlerini ne derece desteklediklerini öğrenecek, halkın tutumunu inceleyecektim. Bu maksatla her iki kolordu kumandanı ile görüştüm. Fakat bu konuşmalarımda Mustafa Kemal için o ağır sözleri hiçbir zaman sarf etmedim. Gerçekten de bu sözleri kullansaydım, Ali Fuat Paşa da hatıratlarını yazabilirdi demiş. Bunun uydurma olduğunun kanıtını sunuyorum. Yani Fevzi Paşa'nın böyle, Asım Gündüz'e böyle konuşmuş olduğunun, yalan olduğunun kanıtını sunuyorum. Ali Fuat Cebesoy, Fevzi Çakmak 1950'de öldü. Ali Fuat Cebesoy'un hatıraları 1953'te yayınlandı. Yani Fevzi Çakmak, kendisinin sağlığında yayınlanmamış olan Ali Fuat Cebesoy hatıratı hakkında bir soru sormuş olamaz. Bitti. Yani bütün o anlatılan Fevzi Paşa'nın ağzına verilen laflar çöktü. İhsan Ilgar Asım Gündüz'ü böyle konuşturmuş oluyor. Ne zaman? Asım Gündüz öldükten 3 yıl sonra. Evet. Şimdi gelelim Yine İhsan Ilgar, 1976'da da Fevzi Paşa meselesini tekrarlıyor. 32 No'lu Görüntü'de Hayat Tarih Dergisi'nin 1976 yılındaki 3. sayısında İhsan Ilgar yine Fevzi Paşa'nın Atatürk'ü tutuklamak üzere Sivas'a geldiğini Kazım Karabekir'den alıntıyla aktarmayı, yani bu yalanı yaymayı sürdürüyor. İş büyüyor, İslam Ansiklopedisi'ne kadar giriyor. 33 No'lu Görüntümüzü ekrana getirelim. İslam Ansiklopedisi'nin Fevzi Çakmak maddesinde görüleceği üzere, okumaya gerek yok, az önce okuduk. Kazım Karabekir'in anılarında kaynak göstererek Fevzi Paşa'nın Sivas'a Kasım 1919'da Atatürk'ü tutuklamak üzere gittiği uydurusu ansiklopediye bile geçmiş bulunuyor. Daha da önemlisi vilayetler de aynı Karabekir'in aynı şeyini yaymaya devam ediyorlar. Elimde tuttuğum işte bu Milli Mücadele'de Sivas 108 Gün adlı kitap Sivas Valiliğince yayınlanmış bir kitap. Bu kitabın 35 No'lu Görüntüyü ekrana getirelim. Bu kitabın içinde 222. sayfada görüleceği üzere Kazım Fevzi Paşa'nın Çakmak Sivas'a teftiş gezisi diyor. Orada diyor ki Kazım Karabekir Paşa Fevzi Çakmak Paşa'yı Anadolu'ya geçerek milli mücadeleye katılması konusunda ikna etmeye çalıştı. Fevzi Paşa heyeti temsiliyeyi ve kolordu komutanlığını ziyaret etti ve 1 Aralık günü Sivas'tan ayrıldı diyor. Bir sonraki sayfa 36 No'lu Görüntü'de de yine Fevzi Paşa'nın bu seyahati ile ilgili olarak Kazım Karabekir şunları anlatmaktadır diyerek az önce anlattığımız Kazım Karabekir'in Fevzi Paşa'yı Sivas'a Mustafa Kemal'i tutuklamak üzere geldiğini yazdığı satırları aynen sanki bir hakikatmiş ve ispatlanmış gibi alıp yazmaktalar. Geldik 2010 yılıydı bu Sivas Valiliği'nin yayınladığı kitap. 2012'ye geldiğimizde
37 nolu görüntüyü ekrana alalım. Burada Cemil Koçak profesör 15 Eylül 2012 Cumartesi günlük köşe yazısında Star'da İstanbul yönetiminin adamı Fevzi Çakmak, bak. İstanbul yönetiminin adamı Fevzi Çakmak Nutuk'ta nasıl milli kahraman oldu diye başlıyor. Burada da yine efendim 38 nolu görüntüyü ekrana getirelim. Fevzi Çakmak görevim Mustafa Kemal'i derdest etmek, yakalayıp götürmek diye yine şeyden Ali Fuat Cebesoy'un az önce aktarımda bulunduğumuz kitabından ve Kazım Karabekir'in az önce ekrana getirdiğimiz kitabından alıntıları tekrarlayarak bu alıntıların gerçekliğinden hiçbir şüphe duymayarak aktarıyor. Ondan sonracıma gelelim 2018'e. Yaklaşık 2018'de Beylikdüzü Belediyesi 15 dakika var hocam. Onu da bilin. Kitap yayınlıyor. 40 numaralı görüntü, 41 numaralı görüntü. Beylikdüzü Belediyesi. Belediyesi. Gördüğünüz üzere Beylikdüzü Belediyesi Sivas'ta işte 108 Sivas'ta Milli Mücadele'nin 108 günü adlı bir kitap yayınlıyor belediye. Yazarı Vahdettin Engin ve arkadaşı. Bu kitabın lansmanı ekrana getiriliyor. Ve aynı kitap daha sonra 2019 yılında 41 nolu görüntüyü ekrana getirelim. Bu defa aynı kitap Beylikdüzü'nde, ilki Beylikdüzü'nde basılan kitap. İkincisi aynı kitabın ikinci basımı İstanbul Belediye Başkanlığı'nda 2019 yılında yapılıyor. Yani Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ikisi de başkanlığı. Beylikdüzü'nde de o dönemde başkan. Daha sonra da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda da aynı kitap basılıyor. İşin o tarafı önemli değil. Önemli Tabii. olan belediyeler tarafından. Ya valilikler, belediyeler değil mi? Tarafından. Ama bir taraftan da Sayın İmamoğlu'nun zamanındaysa onun bu konuda bir bilgisi olması çok zor. En azından bir şekilde onu da uyarmış oluyoruz hocam. O da önemli. Bir daha evet, bir evet. hataysa bu. İşte, bu hatanı düzeltmesi gerektiğini ifade ediyoruz bir şekilde. Tabii. 42 nolu görüntüyü ekrana getirirsek bu kitabın içinde Fevzi Paşa törenle karşılandı diye bir bölüm var. Ara başlık var. Diyor ki burada İstanbul Hükümeti'nin Anadolu İnceleme Kurullarından Fevzi Paşa başkanlığında olanı Sivas'a geldi. Heyeti temsiliye Karabekir'in ısrarıyla dün akşam üzeri Fevzi Paşa'yı karşılamaya çıkmış. Ancak o otomobili bozulduğundan Yenihan'da kalmıştı. Bugün yani 25 Kasım günü karşılamaya küçük bir birlik gönderildi. Mustafa Kemal Paşa'yı tecrit etmeye çalışan Fevzi Paşa yarın Karabekir'le görüşecek diyor. Yani Karabekir'in anlattığı Fevzi Paşa'nın görevi Mustafa Kemal'i tutuklayıp İstanbul'a götürmekti ve İngilizlere teslim etmekti olan o hikaye devam etmiş. Ta 2020'ye geliyoruz. 2020'de İstanbul Belediyesi'nce yayınlanan Hatıratlarla Karşılaşmalı Nutuk kitabı 43 numaralı görüntü. Evet budur işte. Bu kitabın içinde 44 nolu sayfayı görelim. 44 nolu görüntü de diyor ki o soldaki kırmızı kutuda Fevzi Çakmak'a İstanbul hükümeti tarafından Mustafa Kemal'i tutuklaması emredilmişti. Kazım Karabekir'in ikna çabalarının sonucunda Fevzi Çakmak bundan vazgeçti ve İstanbul'a döndü diyor. Tamamen gerçek dışı. Ve sadece Kazım Karabekir'in hatıratına dayanıyor. Hemen bitişikte Ali Fuat Cebesoy'dan Fevzi Paşa Savaşı'nın niçin gelmişti ara başlığıyla bu defa yine az önce sayfayı okuduğumuz Ali Fuat Cebesoy'un 1953'teki kitabından alıntıyla Fevzi Paşa'nın Mustafa Kemal'i tutuklamaya geldiği anlatılıyor. 45 numaralı sayfada da 45 numaralı görüntümüzde de
Solda Karabekir'in Hatıraları ve Fevzi Paşa başlıklı bölümde bu defa az önce okumuş olduğumuz Asım Gündüz'ün anılarından aynı bölüm alınıp buraya konuyor. Biz bu üç hatıratı da Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir ve Asım Gündüz'ün hatıratlarına dayanıyor ya Nutuk, belediyenin yayınladığı Nutuk. Her üç hatıratı da çürütmüş bulunuyoruz. Gerçeğe aykırılığını az önce gösterdik. Efendim, yalanı Buradan çürüten belgelere gelelim. O çok önemli hocam. Buyurun. Bu heyeti temsiliye tutanakları. Heyeti temsiliye tutanakları Sivas'ta heyeti temsiliye toplantılarının tutanakları. Kim ne söyledi? Aynen anında tutanak olarak yazılmış. Tıpkı Millet Meclisi tutanakları gibi. Burada Fevzi Paşa 26 Kasım 1919 günü Sivas'a geldi. Heyeti temsiliye de Sivas'ta 26 Kasım günü toplantıda bakalım kimle konuşmuş. Değil mi? 47 numaralı görüntüyü ekrana alalım. Burada Ali Fuat Paşa ne diyor? Fevzi Paşa burada başka, yaveri başka. Kendim gibi zannederim. Bunlar paşa ile hemfikir olamaz. Ben size sorarım. Bugün halk nasıl inansın? Bu hükümeti hali hazırdaki İstanbul hükümeti heyeti temsiliye ile tamamıyla anlaşmıştır. Fevzi Paşa bunların fikrini bilebiliyor. Yahut bize zımnen anlatır ki ihtimal ki bunlar bazı suizanlar yapar. Rica ederim buna önem vermeyin diyor. Neydi üçler misakında tutum? İstanbul'dan verilen emirler yerine getirilmeyecek. Ne demiş Fevzi Paşa Sivas'a gelmeden? Siz işte heyeti temsiliye aleyhine, Kuvayi Milliye aleyhine, milli mücadele aleyhine İstanbul'dan çıkan hiçbir sözü önem vermeyin demiş. Bunu kim anlatıyor? Hem de Fevzi Paşa'nın geldiği gün Ali Fuat Cebesoy'un kendisi anlatıyor. Nerede? Heyeti temsiliye tutanağında. Nerede kaldı Ali Fuat Paşa'nın 1953'te yazdıkları? Değil mi? Sıcağı sıcağına söylediği laflar nerede? 1953'te yazdığı laflar nerede? Rauf Bey de hemen aynı sayfada 47 nolu görüntümüzde aşağıda Rauf Bey de diyor ki ben zannediyorum ki son ümidim Fevzi Paşa ile görüşmektir. Evet. Fevzi Paşa son ümidimiz diyorlar. Hani düşmandı? 48 numaralı görüntümüzü ekrana getirelim. İlk paragrafta Rauf Bey ilk ümidimi diyordu ya, son ümidim diyor ve tekrar ediyor bunu. Son ümit Fevzi Paşa'dadır. Fevzi Paşa da buraya bir yetkiyle gelip de bir şey garanti ederse ne âlâ. Etmezse hiçbir şeyin olacağı yoktur diyor. Aşağıda Selahattin Bey bu akşam Fevzi Paşa ile görüşmekte bir parça izale edilecektir zannederim efendim diyor. Fevzi Paşa ile Reis Paşa Mustafa Kemal o halde izin verirseniz bütün bunları Fevzi Paşa ile görüşelim, görüşmeye özgüleyelim diyor. Demek ki Fevzi Paşa'nın Sivas'a güya Mustafa Kemal'i tutuklayıp İngilizlere götürmek üzere geldiği iddia edilen gün yapılan Kazım Karabekir'in de hazır olduğu o toplantıda herkes ümidini Fevzi Paşa'ya bağlamış. Eğer Fevzi Paşa'nın bir düşmanca tutumu olsaydı böyle bir ne Mustafa Kemal, Rauf Paşa, Ali Fuat Paşa, Kazım Paşa'nın kendisi orada Fevzi Paşa ümidimiz diyorlar. Böyle bir durumda Fevzi Paşa hakkında uydurulan Mustafa Kemal'i tutuklayacaktı da Ankara'ya, İstanbul'a götürecekti de İngiliz'e teslim edecekti gibi lafların hiçbirisinin kıymeti yok. Ali Fuat Cebesoy üçler misakı çoktan edilmiş o yemin. Tabii. Yani Atatürk çok rahat o konuda.
Zaten anlaşmış Fevzi Paşa ile. Ali Fuat Paşa 1924 yılında bu kitabı yazdı. Bu kitap Kuvayi Milliye'nin iç yüzü diye basıldı. Ankara'nın nasıl başkenti olduğunu anlatan bir kitaptır aslında. 1938'de bu kitap, Ali Fuat Paşa'nın bu kitabı yeni yazıya çevrilerek baskıya hazırlandı. Fakat basılmadı. Temel yayınlarınca 2002'de basılabildi. Ali Fuat Paşa'nın, Fevzi Paşa'nın Sivas'a gelip de Mustafa Kemal'i tutuklayacak dedikodusundan tek sözle dahi söz edilmediğini görüyoruz 1938'e kadarki kitabında. 1953'te 38-53 arası Kazım Karabekir'in Ali Fuat'a bu şeyi şırınga ettiğini anlıyoruz bu arada. Gelelim Mareşal Fevzi Çakmak'ın günlüğü. Hı hı. O gün için ne yazmış ona bakacağız. Ve Fevzi Karabekir'in günlüğü, ona da bakalım. Şu da Kazım Karabekir'in günlüğü. Bakın Kazım Karabekir günlüğünde ne diyor? 26 Kasım günü için 49 nolu görüntüyü ekrana alalım. Allah'tan 26 askerler Kasım, günlük tutuyorlar. 26 Kasım günü, yani Fevzi Paşa'nın Kazım Paşa ile görüştüğü gün, Sivas'ta görüştükleri gün ne yazmış Fevzi Paşa günlüğüne? Diyor ki, ne yazık ki bu akşam Halit Bey ile Kemal Paşa'nın hala muhabere ettiğine vakıf oldum. Ben de samimi çalışıyorum. Sabahleyin Fevzi Paşa ile yalnız görüştüm. Fikri 2 nokta üst üste. 1. Bana dayanan şahıslar muhteris ve menfaat düşkünüymüş. Mustafa Kemal ve Fuat Paşalar, İsmet ve Şefik Saffet de böyle demiş. Diğer kimseler de. 2. İntihapta, yani seçimde Mustafa Kemal'in yaveri Vasıf Bey gibi kimselerin mebusluğu bir tesir gösterirmiş. Cevaben, yani kendisi ne demiş Fevzi Paşa'ya? 1. Millet esarete girerken daha hamiyetli, vatansever kimseleri bulamadık. Herkes İstanbul'da bozulmuştu. Keşke milletin ilerisinde ve kolordu komutanlıklarında daha değerli kimseler bulunaydı. Anadolu'da kaç kişi vardık ve bugün de bulunuyoruz. Hala herkes İstanbul'dan dedikodu yapıyor. 2. Halkın subaylara sevgi ve güveni çoktur. Çünkü çırpınanların kimler olduğunu görüyorlar. 2. olarak her ülkenin yetiştirdiği kimseler mutlak İstanbul'da şahsıyla meşgul değil mi? Tahsil, yüksek tahsil görmüş taşrada o memleket halkından kim vardır? Mütalaalarıma hak verdi kim? Fevzi Paşa. Bugün içtimada samimi bağ oldum diyor. Evet, hani tutuklamaya geldim, sen de mani olma demişti Fevzi Paşa. Kazım Karabekir'in günlüğünde Fevzi Paşa'nın Mustafa Kemal'i tutuklayacağım, sen engel olma demediğini görüyoruz. Kendi günlüğünde yazmış. Kendi yani... günlüğünde, evet. Daha başka ne kanıt olabilir? Gelelim şeye, Fevzi Paşa'nın günlüğüne. Sonradan hatırlamış olabilir mi Kazım Karabekir? Sonradan uydurmuş olabilir. Şimdi parti mücadelesi girince araya. Siyaset girince, onun altını siyaset çizelim. Siyaset girince. Kazım Karabekir'in... Fevzi Paşa'nın günlüğünde de 50 nolu görüntümüzü ekrana getirelim. 26 Kasım gününde yazdığı şey, çarşamba Sivas, 25-26 Kasım, yağmur ve kapalı hava, Meclis İdare Başkatibi Tevfik Efendi'den şikayeti mütevelliye, hükümet asker ve asker kumandanı ile temas ettik. Yani asker kumandanı dediği Kazım Paşa. 27 Kasım 1919 Sivas, güneşli hava, ahaliyle temasa geldik. Şeyh Recep'le görüştük. Seçime müdahale, fiili müdahale yoktur. Manevi nüfuz etkisi vardır diyor. Hemen
sol sayfada bir kanunu evvel, yani 1 Aralık 1919'da bakın ne yazıyor. Güneş yaylı araba ile 14 saatte Zara'ya geldik. Karnım ağrıdı. Kazım Paşa'nın heyetimiz hakkındaki iştibahı, yani kuşkusu var diye not edilmiş. Yani kuşkusu olan Kazım Karabekir'in kendisi heyetten kuşkulanmış. Fakat Kazım Karabekir'in kuşkusu var ama Fevzi Çakmak'ın görevi şu: bir, yapılacak olan seçimlerin arifesinde Kuvayi Milliye ve Milli Mücadele ve Heyeti Temsiliye halka baskı yapıyor mu yapmıyor mu? Bunun için gönderilmiş Anadolu'ya heyetler. Seçimlerin geçersiz sayılmaması için, seçimlerden sonra ortaya atılabilecek iddia, efendim Anadolu'da milli idare halka baskı yaparak oylarını özgürce kullanmasını önleyebilir kuşkusunu gidermek üzere hükümet heyetler göndermiş Anadolu'nun çeşitli yerlerine. Fevzi Paşa o heyetlerden bir tanesi ve gittiği yerden rapor gönderiyor İstanbul'a. Şuraya gittim, halka baskı yok. Buraya gittim, milli mücadelecilerin hükümete düşmanlığı yok diye raporlar gönderiyor. Yahu Fevzi Paşa aldığı görev seçimlerde baskı yapıyor mu milli mücadeleciler? Ona bir bak. Asayiş ne durumda? Ona bir bak diye görev verilmiş. O da gittiği her yerden İstanbul'a telgrafla rapor gönderiyor. Şuraya geldim. Millicilerin, halkın oyunu etkileyecek bir baskısı yok. Asayiş Berkemal. Her şey yolunda diye raporlar gönderiyor. Mustafa Kemal'i tutuklayacak adam her gittiği yerden milliciler gayet iyi, herhangi bir sorun yok diye raporlar mı gönderilmiş? Ki durum tam tersiyken. Yani milliciler ayaklanmaya hazırlanıyorlar. Evet. Nerede? Yani bunu görmemiş olması imkansız. Eğer saray adına faaliyet yürüseydi gerçekten bunu bildirirdi saraya. Tabii. Bir de zaten anlattınız hocam, üçler misakı çok net orada. Evet. Fevzi Paşa'nın kararı. Profesör Doktor Tayyip Gökbilgin'in Milli Mücadele Başlarken adlı kitabı. Bu kitapta da Fevzi Paşa heyetinin, Fevzi Paşa imzalı, İstanbul'a çekilen, Sivas'ta gitti ya Fevzi Paşa. Evet. Heyeti. Gittiği gördüğü yerlerden telgrafla raporlar geçiyor ya. İşte o raporlardan 30 Kasım tarihli olanı, yani Fevzi Paşa ile görüştükten 3 gün sonra göndermiş olduğu rapor, 51 nolu görüntüyü ekrana getirelim. Bu arada süremiz bitti hocam, onu da okuyalım. Evet. İşte burada, bu raporda milli mücadeleyi öven bir rapor gönderiyor. Özetle. Eski dille olduğu için şimdi uzun sürecek. Sayfa 153-154 de Tayyip Özbilgin'in kitabında. İmza Ferik Fevzi, 30 Kasım 1335, yani 1919. Gayet milli mücadeleciler hakkında olumlu bir rapor gönderiyor. Bu olumlu raporu gönderen kişi Mustafa Kemal'i tutuklamak görevini almış olabilir mi? Mümkün değil. Bu konuda Fevzi Paşa'nın Sivas'taki etkinlikleriyle ilgili olarak bir akademik makale var. Sayın Taha Niyazi Karaca'nın, 52 nolu görüntüyü ekrana getirelim, Erzurum 2016 tarihli makalesi. Çayeli'nden Erzurum'a yardımcı doçent doktor Cemil Kutlu'ya armağan kitabı. Yazının başlığı: Fevzi Paşa Çakmak Mustafa Kemal Paşa'yı tutuklamak istedi mi? Yazan Taha Niyazi Karaca, Profesör Doktor, Bozok Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. İşte bu makalesinde Sayın Taha Niyazi Karaca fevkalade bir şekilde ortaya atılan iddiayı dört dörtlük bir yaklaşımla irdeliyor ve bize 53 nolu görüntüyü ekrana getirelim. Şimdi 20
6 Kasım 1919'da Sivas'a gelene kadar uğradığı yerler var Fevzi Paşa'nın. Oralardan da gönderdiği raporlar var ya. Hı hı. 19 Kasım günü, yani Sivas'a gelmeden bir hafta önce, Havza'dan İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği raporda Fevzi Paşa, bölgede çeşitli siyasi unsurlar arasında herhangi bir çatışma söz konusu olmadığını, milli teşkilatın, yani Mustafa Kemal'in başında olduğu Heleyti Temsiliyeti'nin hükümet aleyhine çalışmadığını, memurlar arasında iddiatçılar olmakla birlikte bunların da herhangi bir yolsuzluğa, usulsüzlüğe karışmadıklarını belirtiyor. Aşağıda da Tokat'taki çalışmalarını sona erdiriyor ve daha sonra Sivas'a gidiyor. 54 numaralı görüntümüzde Sayın Taha Niyazi Karaca'nın sözünü ettiğimiz makalesinin 156. sayfasında da yine Anadolu'ya gelen Fevzi Paşa'nın gönderdiği elimizde bulunan raporlarda Mustafa Kemal'e ve Milli Teşkilat'a dair karalayıcı hiçbir ibareye yer vermemesi dikkat çekmektedir. Taraf olarak Anadolu'ya gelen ve milli harekete karşı olduğu ileri sürülen Fevzi Paşa'nın en azından birkaç cümleyle olumsuz düşüncelerini hükümete bildirmesi gerekmez miydi? Diğer taraftan milli harekete karşıt olduğu için Fevzi Paşa'nın Sivas'takiler tarafından uç bir düşünce olarak öldürülmek dahi istendiği Kazım Karabekir tarafından iddia edilmektedir. Yani Karabekir'in iddialarının tamamen asılsız uydurmalar evet. olduğu konusunda yalnız değiliz. Peki hocam. Şimdi ne kadar kaldı? Bitti. Bitti mi? Bitti. O zaman bir dahaki programımıza kadar izleyicilerimize, bizi sabırla izledikleri için teşekkür ederek veda edelim. Çok teşekkür ederiz Sayın Özakıncı. Buradan bu kadar kanıt ortadayken bu yapılan yanlışı tekrar ederek kitaplar bastıran yetkililere de, örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de seslenelim. Bu hatayı bir hata olarak yaptıklarından kuşkumuz yok. Bu kadar ayrıntıyı bilmeleri söz konusu değil ama artık Sayın Cengiz Özakıncı tüm belge ve bulguları ortaya koyduğuna göre bir dahaki basımlarda bu hatalar düzeltilir. Çünkü milli mücadelemiz bizim en kutsal değerimiz. Ona ilişkin en ufak bir hata yapmamalı, en ufak bir toz bile kondurmamalıyız. İyi akşamlar.